İyi günler değerli dostlar. 16 Kasım tarihinde tüm dünyadan son haberlere bakalım. Gerek Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a yaptırım uygulaması, bunun dışında Mısır'la Türkiye arasında bakanlar düzeyinde yıllar sonra yapılan görüşmeler, Avrupa Birliği'nde özellikle dostlar Polonya'nın vurulması üzerine gelen tepkiler ve bunun dışında tüm dünyadan son haberleri aktaracağız. Öncelikle bizi şaşırtmayan bir gelişmeyle başlayalım. Fransa ile Rusya eş zamanlı olarak Azerbaycan'a yüklenmeye devam ediyor. Neden bunu diyoruz? Öncelikle dostlar dün akşam saatlerinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı işgali altındaki karabağın bazı noktalarında Azerbaycan'ın sözde çiftçilik yapan Ermeni sivilleri ateş açtığını belirten yalan bir rapor paylaşmış durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun sivilleri vurduğu şeklinde yapılan paylaşımı görmektesiniz. Dediğimiz gibi Fransa ile eş zamanlı olarak çalışıyorlar ardından da Fransız senatosu Azerbaycan'a yaptırım öngören karar tasarısını onayladığını duyurdu. Senatonun Azerbaycan'a uyguladığı istekler ve yaptırımlar şu şekilde. Sözde Karabağ Cumhuriyeti yani onlar arsak diyor. Bağımsızlığı tanınsın. Azerbaycan ordusu Laçin koridorundan ve Ermeni arazilerinden geri çekilsin. Tüm Ermeni askerler derhal serbest bırakılsın maddeleri an itibariyle kabul edilmiş durumda. Fransa'nın Azerbaycan'a yaptırım uygulayıcı özellikle mali açıdan yaptırım uygulayacağı belirtiliyor ki dediğimiz gibi boş işler Fransa'da kafayı Azerbaycan'a takmış durumda bu gelişmeler Ermenistan meclisinde sevinçle karşılanmış durumda Ermenistan meclisinden haberi görmektesiniz Sözde Arsaklı Şişleri Bakanlığı Fransız Senatosu'nun Azerbaycan'ın politikasını kınayan kararını memnuniyetle karşıladığı ifadesine yer verilirken bir diğer haberde de Fransız senatosu Ermenistan'ı destekleyen ve Azerbaycan'a yaptırımı öneren kararı onaylamış durumda. Özellikle şu ifade kullanılmış dostlar. Sözde Azerbaycan tarafından yürütülen saldırganlığı cezalandırmak için Azerbaycan petrolünün dostlar ihracatının engellenmesi yani gaz ithalatı ambargosu da dahil olmak üzere çok sayıda madde içeriyor. Bunlar boş işler olduğu için geçiyoruz. Bilindiği gibi Tüm Avrupa liderleri dostlar Aliyev'le görüşmek üzere sıraya girmiş durumda. Hepsi gaz admini artırmaya çalışıyor. Bunun dışında neler oluyor dersiniz? 6 yıldır Özbekistan Cumhurbaşkanı olan Şevket Mirziyoyev bu sefer de kızını dostlar Cumhurbaşkanlığı İcra Dairesi İletişim ve Bileşim Politikası sektörünün başına atamış durumda. Aynı zamanda bu kişinin kocası babasının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin ilk yardımcısıdır. Dolayısıyla Özbekistan'da da dostlar bu şekilde bir yönetim yapısı devam ediyor. Bunun dışında yıllar sonra Türkiye ile Mısır arasında bakan düzeyinde görüşme yapıldı. Mısır'ın Yunanistan yanlısı Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'yü görmektesiniz. Yanında Murat Kurum kendisi Mısır'da Sami Şükrü ile görüşme gerçekleştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Şarmelşey kentinde Türkiye'nin iklim eylem planını anlatırken ardından sürpriz bir şekilde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüştü. Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da devlet başkanı seçimini kaybeden Jair Bolsonaro destekçileri Rio de Janeiro kentine gösteri düzenlerken orduyu seçime müdahale etmeye çağırdılar. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin öldüğü duyuruldu. Polonya medyasında yer alan habere göre bölgede şiddetli bir patlama yaşanırken ülkenin Ukrayna sınırında bulunan bu köyde dostlar kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişinin dediğimiz gibi hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bununla ilgili aslında farklı kaynaklardan tepkiler geldi. Rusya Devlet Kanalı Artin'in ve Sputnik Ajansı'nın genel yayın yönetmeni Ermenistanlı Simonya şu açıklamayı yapıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu şeklinde doğrulayan bir mesaj paylaşırken Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili aslında iki farklı bilgi var. Birincisi Rus füzeleri Polonya sınırında bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrini vururken daha sonrasında yanlışlıkla Polonya'yı da vurdu. İkinci iddia ise Ukrayna hava savunmasının Rus füzelerini vururken bazı parçaları Polonya'ya düşürdüğü yönünde de iddialar var. Rusya ise Polonya'ya füze attığına dair iddiaları tamamen reddediyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Polonya'nın Rus füzesiyle vurulmasına dair herhangi bir ilgileri olmadığını dolayısıyla bunu tamamen reddeden bir mesaj yayınladıklarını görmekteyiz. Polonya'yı kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmakla suçlayan Rusya'nın açıklamasına yer verilmiş. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de boş durmaz anında NATO'dan destek isterken Rusya Polonya'yı vurarak ortak güvenliğimize saldırıyor artık harekete geçin açıklamasını yapıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Duda'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'da görüşme gerçekleştirmiş durumda Stoltenberg patlama hakkında kendisiyle görüştüğünü doğrularken taziye mesajını ilettiğini belirtiyor. Diğer haber dostlar Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahipliğine destek için Filistin Gazze'de hayır kurumu tarafından dostluk maçı düzenlendi. Maçı izleyenler Katar bayrakları taşıyor. Yine dostlar Filistin'de bir saldırıda iki İsrail'in öldürülmesinin ardından İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Haris beldesine baskın düzenlediği ve şüphelileri aradığı yönünde haber aktarılmış. Eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 23 Mart hareketi adlı isyancı grupla ordu güçleri arasında devam eden çatışmaların son bulması, barış sürecinin hızlanması ve Gomo şehrinde barışın sağlanması için bu bölgeyi ziyaret ediyor. Kenyatta'ya Kuzey Kivu Komutanı Kor General Konstant Endima Kongpa da eşlik etmiş durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Arnavutluğa gerçekleştirdiği İlk ziyarette başkent Tiran'da mevkidaşı Bayram Begaş tarafından karşılanmış durumda liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken Aliye Varnavutlu ziyaretinin siyasi diyaloğun çok iyi ufuklar ve çok iyi bir dinamiğe sahip olmasıyla gerçekleştiğini söylerken bu bağlamda ortak istek ve çıkarların ortaya çıktı. Dolayısıyla birçok konuyu konuşmayı istediğini ifade ederken uluslararası kurumlardaki başarılı işbirliğimiz bağlarımızı güçlendiriyor açıklamasını yapıyor. Yine dostlar bir diğer haberde Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısının Brüksel'de gerçekleştiğini de hatırlatalım. Avrupa Birliği'nden Savunma Bakanları Rusya'nın artan saldırganlığını görüşmek üzere Brüksel'de görüşme gerçekleştiriyor. Son günlerde Çin'in yaptığı sevkiyat dikkat çekerken Çin Al Kurtuluş Ordusu PLA'nın Zingu Ortak Lojistik Destek Merkezi'nde sevkiyat merkezinden bahsediyoruz farklı askeri araçları rıhtıma yüklemeye devam ettiği yönünde de haber aktarılmış. Buradan da görüntüyü görmektesiniz. Bir diğer haber dostlar Kırgızistan ve Özbekistan arasında su sıkıntısı olan Kempir Abad rezervuarındaki su kaynaklarının ortak yönetimle ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında 12 kişilik komisyon kurulmasına rağmen Özbekistan bazı aileleri sınıra yerleştirme kararı almıştı. Bu haberde hatırlatalım. Jogor Kokeneş Kırgızistan Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi tarafından resmi açıklama yapılırken Tarım Bakanlığı'nın ortak su yönetimi hakkında bazı detayları açıkladığı belirtiliyor. Komisyon Kırgızistan'dan 6, Özbekistan'dan 6 kişiden oluşacak. Komisyonun görevleri arasında barajın çalışmasının izlenmesi, maksimum su hacminin belirlenmesi, suyun yatay olarak 900 derecenin üzerine çıkmasına izin verilmemesi gibi bazı mühendislik teknikleri de incelenecek. Rezervuarın çevresine mühendislik ve teknik altyapı inşa etmenin yasak olduğunu, Kırgızistan vatandaşlarının su kullanımında herhangi bir kısıtlama olmayacağını da not düşelim. Yogor e, Özbekistan ve Kırgızistan arasında sınırların sınırlandırılmasına ve sınırların çizilmesine ilişkin anlaşma taslağının onaylanmasını da değerlendiriyor. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.